Esma. Buyurun Sultan. Has bahçeye çıkacağım. Çocuklar sana emanet. Ben de gelmek istiyorum. Şimdi olmaz. Yalnız gitmem lazım. Bundan böyle mesuliyetin artı Percima. Gülah'ın yokluğunda sana büyük iş düşüyor. Merak etme Sultan. Her daim hizmetinizdeyim. Percima, bir tuzak olmasın bu. Rahat olun Sultanım. Bütün tedbirler alındı. İyi. Sen yola çık. Mermer Köşkü'nün önünde bekle beni. Hatunlar, siz burada bekleyin. Sen kimsin Hatun? Kalk, dön yüzünü. Benim sultanım. Sana ne oldu böyle? Sormayın sultanım. Başıma gelenleri bir bilseniz. Anlatsana. Perçem sen dışarıda bekle. Ölümden döndüm sultanım. Bu yüzden mi kaçtın? Kaçmadım ki sultanım. Sizin yanınıza gelecektim. Bir ağa geldi. Sizin gönderdiğinizi söyledi. Ben de inandım. Hakikati öğrendiğimde çok geçti. Çırpındım, direndim ama nafile. Onlar soktu beni bu hale. Gözümü açtığımda hiç tanımadığım bir evdeydim. Şükürler olsun ki civardakiler bulmuş, bakmış bana. Nasıl olur? Sana kim yaptı bunu? Yoksa? İbrahim Paşa'nın marifeti sultanım. Paşa'nın seninle ne derdi olur? Anlatacağım sultanım. Fakat evvela sizden bir isteğim olacak. Neymiş o? Beni himayenize alın sultanım. Bana bir tek siz yardım edebilirsiniz. Ancak siz korursunuz. Yeniden saraya dönmek, sizin hizmetinizde çalışmak istiyorum sultanım. Anlatacakların dediğin kadar mühimse gerekeni yaparım elbet. Hiç kuşkunuz olmasın. İbrahim Paşa'nın kellesi iki dudağınızın arasında olacak. Tamam. Anlat o halde. Beni himayenize alacak mısınız sultanım? Tamam dediysem tamamdır. Kızmayın sultanım, lakin öyle şeyler yaşadım ki. Gülşah.
İbrahim Paşa bir hatunla düşüp kalkıyor. Bir hatunla? Hatta ondan bir çocuk bile peydahlamış. Hatunun karnı burnunda. Çocuk? Kimmiş bu hatun? Esas bunu duyun siz. Nigar Kalfa. Sen bunu nasıl öğrendin? Kendi gözlerimle gördüm gebe olduğunu. Sonra takip etmeye başladım. İbrahim Paşa ile konuştular. Duyar duymaz yanınıza geldim. Lakin yoktunuz. Siz gelene kadar da benden kurtuldular. Gülşah, sana nasıl inanacağım? Ne malum saraya dönmek için yalan söylemediğin? Bakın, görün bana neler ettiklerini. Duyduklarımın bedelini neredeyse canımla ödeyecektim. Artık sizden başka sığınacağım kimse kalmadı. Korkuyorum sultanım. Eğer hala bana inanmıyorsanız Nigar'ı bulun. O vakit göreceksiniz gebe olduğunu. Nigar yok artık. Saraydan atıldı. Gebeliği ortaya çıkmasın diye oyun ettiler belli ki. Zira paşa çok kızmıştı. Haberi yokmuş bu gebelikten. Belliydi bir şeyler döndü. Ne yapacaksınız sultanım? Bekleyeceğiz Gülşah. Evvela bunu ispat etmemiz lazım. Hatun gebe zaten. İnkar eder. Başkasından gebeyim der. Kimi nasıl inandıracağız? Bunun kuşkusu bile yok eder sultanım. Hatice sultanımız bunu bir duyarsa ateş olup üzerlerine yağar. Perçema! Sultanım. Gülşah'ı emniyetli bir yere götürün. Her ihtiyacını karşılayın. Korkma. Artık himayemdesin. Beni saraya almayacak mısınız sultanım? Şimdi olmaz hatun. Seni görürlerse anında yok ederler. Nigar da kaybolur. Bir anda örtbas edilir. Akıllıca hareket etmemiz lazım. Karşımızda herhangi biri yok. Sadrazam var. Ne yapacaksınız peki? Ben bakacağım icabına. Sen benden haber bekle. O güne kadar da sakın diyeyim ortalıkta gözükme. Beni anladın mı? Sağ olun sultanım. Çok sağ olun sultanım. Siz olmasanız halim nice olurdu. Dikkatli ol Perçema. Gülşah'ın hayatı şu an her şeyden mi? Merak etmeyin sultanım. Hatunun hiçbir eksiği olmasın. İlaveten bir gözü Nigar Kalfa'da olsun. Attığı her adım hakkında malumat istiyorum. Bu gizli münasebet. İspat edeceğimiz ne bulursan getir bana. Aman oylanmasın. Gizlice yürüt tahkikatını. Anladım sultanım. Anneciğim. Meşim, benim ay parçam. Demek buradasın. Halamı görmeye geldim. Hep beraber çiçek toplayacağız. Ne güzel. Sen biraz ikizlerle oyna, hı?
sultanım. Biliyorum. Bana hala kızgınsınız. Fakat ben ne yapıyorsam hareme nizam için. Validemizi çirkin oyunlarına alet ederek mi? Haremin nizamı böyle sağlanmaz Hürrem. Bana haksızlık ediyorsunuz sultanım. Bu savaşı ben başlatmadım. Bana başka yol bırakmadılar. Siz de biliyorsunuz olan biten her şeyi. Merak etme, ben kimin ne olduğunu çok iyi biliyorum Hürrem. Fakat size diyecek laf bulamıyorum artık. Ben sizi Allah'a havale ettim. Sultanım. Hulusi Hanım. Osman'ım. Mihrimah'ı görmek istediler illa. İyi ki getirmişsiniz. Validemizin yanına da uğrasınlar. Neşeleriyle ona kuvvet verirler. Ama biz önce çiçek toplayacaktık. Durmayın o zaman sultanım. Haydi. Ne tatlılar değil mi? Hem de nasıl. Ne muazzam bir aile oldunuz. Allah nazarlardan saklasın. İnşallah hep böyle saadet içinde yaşarsınız. Amin. Sultanım. Müsaadenizle ben daireme dönüyorum. Hala nasıl yüzüme bakıyor anlamıyorum. Sultanım. Siz istediğiniz için susuyorum. Yoksa çoktan anlatmıştım yaptıklarını. Hünkârımız yeterince üzgün. Üstelik elimizde kesin bir değil de. Cariyelerin ağlarının lafıyla ona itham edemeyiz. Sultanım. Derhal anladın. Ne oldu? Gülşah'ın söyledikleri doğru muymuş? Bütün gün evini izledim sultanım. Akşam İbrahim Paşa geldi. Emin misin o olduğuna? Hiç kuşkum yok sultanım. İlaveten hatunun gebe olduğu aşikar. Nihayet güzel haber. Geceyi orada mı geçirdi paşa? Bir vakit içeride kaldı. Lakin çok geçmeden ayrıldı. Söyle arabamı hazırlasınlar. Bir ziyaret edelim şunu. Sultanım. Yalnız yaşayan bir hatunsun. Kapını açık bırakma. Dalgınlığıma gelmiş sultanım. Siz burada... Hatice Sultan'ın sarayına gitmiştim. Dönerken bir uğramak istedim. Yolculuk nereye nigar? Ben burada yapamıyorum artık sultanım. Yalnızlık fena. Dahi Hatun sağ olsun. Çiftliğinde kalmama müsaade etti. Oraya gideceğim. Şu benim verdiğim çiftliğe mi?
Siz neden geldiniz sultanım? Benden bir isteğiniz varsa. Senin ne isteyebilirim ki? Malum. Ne vakit güvensem ihanet et. Benden mi kaçıyorsun yoksa? Haşa sultanım. Ne kaçması? Nigar, sana karşı hep adil oldum. Yine olacağım. Hak eden, hak ettiğini alacak. Ben istemezdim böyle olmasını. Sizi ne kadar sevdiğimi, hürmet ettiğimi bilirsiniz. Fakat kader ağlarını öyle ördü ki. Elim kolum bağlandı. Şaştım kaldım. Nigar. Nedir senin derdin? Bana söylemek istediğin bir şey varsa şimdi söyle. Zira bu son görüşün olabilir beni. Bundan sonra istesem de yardım edemem sana. Anlatacak bir şey yok sultanım. Dediğim gibi çiftliğe gideceğim. Orada çalışanlar da var. Yalnız kalmam. Madem öyle, uğurlar olsun sana. İçeri buyur etmeyecek misin Hatice? Aşam ben... Buyurun. Paşam. Sizi burada görmek ne büyük saadet. Çok kalmayacağım. Konuşmaya geldim. Bu nedir böyle? Az kaldı paşam. Evladımı alacağım kucağıma. Hiçbir hazırlığım yok. Boşuna yük etme kendine bunları. Gittiğin yerde ikiniz için de ne lazımsa yapılacak. Nasıl? Nereye gideceğim paşam? Hatun. Bunu daha evvelden de konuştuk seninle. Bir süre gözlerden ırak olman lazım. Paşam. Ben tanımadığım, bilmediğim yerde nasıl yaşarım? Kardeşimin yanına yolluyorum seni. Emin ol, burada olduğundan daha çok rahat edersin. Paşam, siz ne derseniz kabulümdür elbet. Benim tek sıkıntım sizden ayrılmak. Ne yaparım siz olmadan? Ne seni ne de evladımızı ortada bırakmam asla. Fakat bundan daha fazlasını da bekleme benden. Elimde değil paşam. İki canım var. İkisi de size ait. Çok bir şey istemiyorum ki sizden. Sevginizi, şefkatinizi esirgemeyin benden ne olur. Hazırlığını yap. Yarın akşam seni almaya gelecekler. Paşam. Bir daha ne vakit görürüm sizi? Büyük sefere çıkıyoruz Hatun. Kader bize ne gösterir bilinmez. Eğer ölmez de sağ kalırsam dönerim elbet. Sonra da bir fırsatını bulup gelirim yanınıza.
Görüşürüm evladım. Sizi bekleyeceğiz paşa. Evladımızla birlikte bekleyeceğim. Sağlıcakla kal. Bitti Nasuh Efendi. Artık gidebilirim. Vedalaşma vakti geldi demek. Paşamız böyle buyurduysa elden ne gelir? En doğrusu bu hatun. Git orada huzur içinde yaşa evladın. Sağ ol Nasuh Efendi. Az kahrımızı çekmedin. Hadi hatun hadi. Seni bekliyorlar. Ne oldu arabacı, niye durduk? Ne yapıyorsun? Sen kimsin? Bizimle geliyorsun. Hayır. Kulun kurbanını olayım, bırak beni. Bizi zor kullanmaya mecbur bırakma hatun. Sultanım. Bir mesele çıktı mı Perçema? Hayır sultanım. Her şey emrettiğiniz gibi cereyan etti. İyi. Dikkat edin. Nigar kalfa bize lazım. Merak etmeyin sultanım. Kimsenin bulamayacağı bir yerde. İyice tembirledin değil mi? Ona bir zarar gelmeyecek. Bilhassa ikaz ettim. Emniyet içinde olacak. O halde artık harekete geçebiliriz. İbrahim Paşa'nın ipini çekme vakti geldi. Sen kimsin? Benden ne istiyorsun? Sen beni yakından tanırsın Nigar. Gülşah. Sen ölmemiş miydin? Benden o kadar kolay kurtulabileceğini mi sandın? Nereden çıktın sen yine? Demek ki İbrahim Paşa'nın kudreti herkese yetmiyormuş. Bırak beni Gülşah. Paşamız her yerde beni arıyordur. Ne de olsa karnımda onun evladını taşıyorum. Seni sağ koyar mı sanıyorsun? Paşa'nın kaçırıldığından haberi yok. O seni yolda sanıyor. Ona haber gidene kadar iş işten geçmiş olacak. Yapma Gülşah. Karnımda günahsız bir sabi var. Bana acımıyorsan ona acı. Siz bana acıdınız mı? Öldüresiye dövdüler beni. Hançerlediler. Canımı zor kurtardım.
Hürrem Sultan olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Hürrem Sultan mı? Ta kendisi. Her şeyi biliyor Nigar. İbrahim Paşa ile yediğin haltı öğrendi. Bugün bitiyor bu mesele. İbrahim Paşa'nın sonu geldi.